Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, 2021 Kasım aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Kasım ayı sizin için kendinizle ilgilenebileceğiniz, günlük hayatınızın detayları, genel sağlığınız, çalışma koşullarınızı düzenleyebileceğiniz, biraz böyle iyileşme, şifa ayı diyebiliriz. Bu ay tabii ki doğum gününüz, 21 Kasım'dan sonra doğan tüm yay burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet, aya Akrep Burcu'nda yeni ay ile başlayacağız. 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece yarısı 12 derece Akrep Burcu yeni ayı doğuyor. Yönetici gezegeni Mars ve o da ay boyunca zaten Akrep Burcu'nda, yani sizin 12. evinizde. Merkür de zaten hemen 5 Kasım'da geçişini yapacak Akrep Burcu'na. Demek ki 12. ev konularınız çok önemli bu ay. Özellikle öne çıkıyor. Ve bu yeni ay 12 derecede de dedik ve tam karşısında yine 12 derece Boğa'da bir Uranüs var. 6-12 aksında beklenmedik bazı gelişmeler, hızlı sürpriz durumlar olabilir. Bunlar neleri işaret edebilir? Bir kere iş hayatınız ve mesleğinizle ilgili konularda sürpriz değişimler olabilir. İş değişimleri veya hani işin çalışma düzeninde değişimler, birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili değişimler, hizmet aldığınız kişilerle ilgili konular olabilir. Evinizde de olabilir bunlar. Hani hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarınızla ilgili gündemler olabilir örneğin. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 12 derece ve yakınlarında, sabit burçlarda, Boğa, Akrep, Aslan, Kova. Bu burçlarda gezegenleriniz var mı? Varsa bu etkiler daha bir öne çıkacaktır. Kendini gösterebilir. Sağlık konularınıza ay boyunca dikkat etmek gerekiyor. Bu dikkati göstermenizi gerektirecek gelişmeler olabilir. Yani aniden bir sağlık probleminiz gündeme gelebilir. Bunun için biraz daha böyle işte hastaneler, klinikler, buralara gidebilir, check-up yaptırabilir, kontroller yaptırabilirsiniz. Belki bir tedavi gündeme gelebilir. İşte nörolojik sorunlara, tansiyon sorunlarına, bazı kronik problemlere dikkat etmek gerekiyor. Beslenmenize dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki bazı zararlı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz, belki hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Çünkü Akrep yeni ayı aslında dönüşüm demek ve sonlanmalarla da alakalı. Yani gereksiz bir şeyleri hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Sizin için gerekliliği olmayan, hatta size zararı olan, yararı olmayan bir alışkanlık, bir bağımlılık, İşte bir günlük hayattaki bir beslenme düzeni, bir belki size zarar veren bir uyku düzeni, bir çalışma düzeni. Yani tüm bunlarla ilgili hayatınızda önemli değişimler yapabilirsiniz. 10 Kasım, 11 Kasım, 12 Kasım Merkür-Mars hareketliliği, birlikte hareketliliği dikkat çekiyor ve Uranüs'te karşıt açısı. Bugünler biraz gergin ve stresli enerjiler var. Uyku düzeninizi etkileyebilir. İşte sağlığınızla ilgili bazı stresler oluşabilir. Kendinizi çok yormayın. Daha dinlenin. Mümkün olduğunca bu ay dinlenin. Beslenmenize özen gösterin. Bir de 12. ev sanki gizli bir şeyler, bilmediğiniz bir şeyleri de harekete geçiriyor. Yani bunlar neler olabilir? Çalıştığınız ortamda işte bunlar rakiplerinizdir. Biraz böyle gizli düşmanlar, kıskançlıklar falan. Hani arka planda olup biten şeyler. Konuşmalar, dedikodular. Hani bunlarla ilgili aksiyonlar olabilir. Bu yüzden biraz güvenliğinize dikkat edin. Yani sırlarınızı herkesle paylaşmayın. Sizin için zarar verici geri dönüşleri olabilir. Ya da gizlediğiniz bir şeylerin başkaları tarafından keşfedilmesi ve biraz sizin aleyhinize kullanılması olabilir örneğin. Yani özellikle çalışmalarınızın böyle gizli olması gerekiyorsa bu ay bunlara daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Gizlediğiniz bir şeyler işte sürpriz bir şekilde gündeme gelebilir ya da başkalarının sizden gizlediği bir şeyleri siz duyabilirsiniz, görebilirsiniz, bulabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Hani bunun gibi etkiler de gündemde olabilir. Bilinçaltınız çok hareketli, sezgileriniz çok güçlü. Bu size yeni, biraz spiritüel böyle keşifler getirebilir. Hani ay genelinde meditasyona, işte bu tarz böyle yoga, nefes terapisi veya çeşitli manevi faaliyetlere zaman ayırabilirsiniz. Bunlar sizin zihninizi dengeleyebilir, içsel huzurunuzu bulabilirsiniz. Aynı zamanda bazı böyle bilinçaltı sorunlarınız varsa işte şifa çalışmaları, terapi, bilinçaltı, bilinç dışı çalışmaları, regresyon ve benzeri terapiler. Hani bunlarla daha çok ilgilenebilirsiniz. Astroloji de olabilir. Hani buralardan hizmet alabilirsiniz. Bunlar sizin içsel dengenizi korumanız için kendinizi şöyle bir şifalamanız için, farkındalıklar kazanmanız için çok faydalı da olabilir. Ayın 19'una geldiğimizde artık ay dolunay fazına ulaşacak. 27 derece Boğa burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Bu yılın son ay tutulması, ancak bu tutulmanın bir özelliği şöyle: 2022 ve 2023'te önümüzdeki 2 yıl Boğa ve Akrep burcunda olacak tutulmalar. Yani bu tutulma bu anlamda da bir başlangıç niteliğinde. 6. evinizde bir aydınlanma ve farkındalık var. Ay tutulmaları bizi duygusal olarak etkiler ama önemli bir dönüşüm ve sanki bir dönemin bitmesi, bir sürecin böyle tamamlanmasıyla da alakalıdır. Bu tutulma sizi tabii ki iş ve mesleki konularda bir sonuca ulaştırabilir. Bir amacınıza da ulaşabilirsiniz ya da bir bitiş olabilir. Aynı zamanda beraber çalıştığınız, hizmet aldığınız kişilerle ilgili olabilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili olabilir. Bir döngünün sona ermesi gibi örneğin. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir, çeşitli şekillerde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar sabit burçlardaysa bu etkiler daha yoğun olacaktır. Daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Ve 6. ev sağlık, genel olarak günlük hayatınız, düzeninizle alakalı. Ve bu tutulma sağlığınıza dikkat edin diyor aslında. Ve belki bu sadece bu ayla sınırlı değil, daha uzun vadeli. Belki önümüzdeki yılda gündeminizde olacak. Sağlığınızın iyileşmesi için buralarda belki günlük hayatınızın detaylarında önemli farkındalıklar elde etmeniz ve dönüşmeniz gerekiyor. Bir şeyleri dönüştürmeniz gerekiyor. Tüm bu konulara daha fazla ışık tutan, önemli farkındalıklar veren bir tutulma bu. Ayın 21'inde Güneş artık burcunuza geçiyor. Evet, doğum gününüz başlıyor. 21'inden sonra kutlamalar da başlıyor sevgili yaylar. 24'ünde Merkür Yay burcuna geçiyor. Ayın son haftasıyla beraber sizin enerjiniz, yani daha kişisel anlamda kendi yaşam enerjiniz Güneş'le desteklenmeye başlayacak. Merkür de burcunuza geçince düşünce ve zihinsel faaliyetlerinizi güçlendirmeye başlayacak ve bu etkiler özellikle Aralık ayında burcunuzda doğacak yeni ay ve Güneş tutulmasıyla tabii ki çok daha hızlı gelişmeleri, yenilikleri hayatınıza taşıyacak sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.